Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün 23 Aralık Cumartesi maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. En son çarşamba günü video çekmiştim. E, çarşamba gününden sonra video çekemedim. E, ufak bir hastane problemim vardı. iki gündür hastanedeyim. E, annemin anji olması gerekti. O yüzden iki gündür video çekemedim. Bugün tekrar apar topar gelip Cumartesi videosu çekmek istedim arkadaşlar. E, liglere bazılarına ara verildi. Almanya, Fransa ve Hollanda Ligi'ne ara verildi. E, bu hafta Süper Lig'den sonra da yine ara veriliyor Süper Lig'e de. E, bu haftadan sonra bir iki hafta maç yok. E, az maç olacak. Ama Boxing Day başlıyor İngiltere'de full maç olacak o arayı kapatacak. O yüzden yine bu bugün kalan liglerden 7 tane maç çıkarttım. Oranlarda biraz güzel yine yüksek oranlara gitmeye çalıştım. Umarım çarşamba günü bıraktığımız gibi çok güzel geçmişti. Çarşamba videosu umarım bugün de güzel geçer arkadaşlar. Çok uzatmayacağım hemen videoya geçeceğim zaten biraz da yorgunum. Hemen videoya geçmek istiyorum. Evet maçların bunlar arkadaşlar 7 tane maç ayırdım. Bunları yine bir burada videoya durdurup bir not edebilirsiniz not alabilirsiniz. Oynamayacağınız maçları çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. E, i̇lk maçla başlayalım. Sivas Spor İstanbul Spor maçı. Arkadaşlar hafta içi Sivas Spor Başakşehir deplasmanına 3-1'in mağlubiyete döndü. E, burada 2-3 gol önermiştim ben. E, Başakşehir kazanır demiştim ama e, Başakşehir 3 tane gol atacağı pek e, öngörmüyordum. 2-1 gibi biter diye düşünüyordum. 2-3 gol önermiştim maç 3-1 bitti. Başakşehir kazandı Sivas yenildi. Ondan önce de Konya deplasmanına galibiyete dönmüştü. İstanbul Spor'da hafta içi biliyorsunuz e, başkan takımı soyumu çekti ve maçı iptal etti. Ben bugün Sivas'ın aslında kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu bu zamanlarda Sivas deplasmana gitmek çok kolay değil. Oradaki hava şu an çok soğuk. Orada futbol oynamak şu an elveşi değil. Sivas futbolcu buna alışık olacaktır. Ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama hafta içi bu olanlardan dolayı İstanbulsporlu futbolcuların çok hırslı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu maç sonu birden biraz kaçtım. Biraz tırsmaya başladım. O yüzden Sivas'ın kazanması için iki gol bulunması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bir tercihini değiştirip en ev sahibi 1.5 üste gittim. Hem oran da biraz artıyor hem de 2-2'lik skordan kaçmak için maç sonu 1.5 üste gittim arkadaşlar. Sivas'tan 2 gol bekliyorum. Sivas'ın 2 gol atacağını düşünüyorum. Zaten İstanbul Spor e, neredeyse 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani 2 gol yiyor. Sadece Rizespor'dan 1 gol yedi. Yine 2 gol yiyeceğini düşünüyorum. Eğer hırslı ve açık futbol oynarsa İstanbulspor, Sivas iki golü rahat bulur diye düşünüyorum. 1.56 güzel bir oran var. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kazanan olsa da bence Sivas yine kazanacaktır diye düşünüyorum. Geçelim ikinci maçımıza. Frosinone Juventus maçı. Ee, Juventus en son Genoa deplasmanından 1-1 e, beraberlikle döndü ama çok güzel bir performansı var e, Juventus'un. Ben yine kazanacağını düşünüyorum zaten Frosinone'yi rahat da yeniyor. Yine aynı bu şekilde bir 2-0'lık bir skorda çıkabilir. Yine ben Juventus'un gol yemeyeceğini düşünüyorum çünkü çok iyi defans yapıyor arkadaşlar. 1.44 ilk tercihim olacak. E, maç sonu Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Bu sene güzel futbol oynuyorlar. Çok öneriyorum size ben Juventus'u. E, farkındaysanız artı Juventus'un gol yemediğini düşündüğüm düşündüğüm için yine e, şöyle bir e, ee, bahse de gidebiliriz. Maç sonu 2 ve 4.5 alt. Bu da e, oranı biraz arttırmak için güzel bir tercih. Çünkü Juventus'un gol yemeyeceğini düşünüyorum. Maçı 1-0 öne geçtiği zaman rolanti alıyor. Defansı e, sağlam tutuyor. Karşı gol yememeye çalışıyor. Gol yerse de ikinciyi atıyor bu sefer. en fazla yine 2 birlik skor çıkar diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu 2 ve 4.5 alt. Hatta biraz daha riske gidip 3.5 alt. 1.96'dan değerlendirebilir. Bunu zaten sürpriz kupona da koydum. Maç sonu 2 ve 3.5 altı. Ama ideal tercihim maç sonu 2 olacak arkadaşlar. 1-4 ilk tercihim bu. Aklınıza yatırsa değerlendirmenizi tavsiye ederim. Geçelim diğer maçımıza. Leeds United kendi evinde Ipswich Town'u ağırlıyor. Ipswich'i hafta içi yine önermiştim. bu Norwich maçını maç sonu karşıtı gol var ya 2.5 üst önerdim. Norwich'ten de 2 gol yediler. Yine maç 2-2'ye bitti. Bu sene Ipswich çok güzel başlamıştı. Gol yemiyordu. Ama son haftalara doğru ortalama 2 gol yemeye başladılar. Leeds United de evinde çok güzel futbol oynuyor. Ben yine karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var oranı 1.38 düşük ama bunu oran arttırmak için başka bir tercihe gittim. İç sağ dış sağa baktım. E, Leicester kendi evinde 2 gol bulacağını düşünüyorum. E, Leicester United 1.5 üstte değerlendirebilir. ama bu 2 golden birini ilk yarı bulacağını düşünüyorum. Çünkü Ipswich gerçekten ilk yarılarda gol yemeye başladı. Yiyor yani. Ben yani ilk yarı Ipswich'in bir gol atacağını düşünüyorum. Oranı e, güzel e, iyi bir oranı var. Ev sahibi ilk yarısı 0.5 üstü 1.50. Bunu değerlendireceğim. Hatta bunu banko kuponuma da yazdım. Aklınız yatarsa oynamanızı tavsiye ederim. Yetenler kaçlı gol var da oynayabilir 1.38 ama ben 1.30 bandına 1.40'dan aşağı oynamıyorum. Siz yeterse 1.38'de değerlendirebilirsiniz. İlk yarıyı ilk yarı 0.5 üstte riskli görürseniz. Karşılıklı gol var da değerlendirebilirsiniz veya yine arttırıp üst ve varı da ekleyebilirsiniz. Benim tercihim ilk yarı Litz 0.5 üst arkadaşlar. Geçelim ligimizden bir maça. Karagümrük Gaziantep. Gaziantep'i ağırlıyor Karagümrük hafta içi. Gaziantep Adana Demir'de 2-2 berabere kaldı. 2-0 öne geçmişti Gaziantep. Daha sonra 2 dakikada 2 iki gol yiyerek maçı 2-2 berabere getirdi. Ee, burada da Galatasaray Karagümrük'ü kendi evinde 1-0 yendi. Burada da ben 2-3 gol önermiştim. Zaten İki tahminim yapmıştım. Biri de buydu. Galatasaray 2-3 gol önermiştim. Yüksek oranı vardı. İkinci gol gelmedi burada. Karagümrük 1-0 yenildi. Kendi evinde güzel oynayan bir Karagümrük var. Ortalama 2-3 gol atabiliyor. E, da kötü oynayan bir Antep var. Sumidika geldi ama yine Deplasmana da mağlup olmayı engelleyemedi. Burada baktığım zaman zaten son haftalarda da kötü bir performansı var. Adana'dan beraberliği kopardı ama Deplasman'da gol yiyor. Artı Gaziantep Spor İstanbul takımlarıyla oynadığı her maçta Kasımpaşa'dan 4-7, Beşiktaş'tan 2-7, Başakşehir yerden 2 7. Ondan sonra Fenerbahçe'den de yine 2 gol 7. Ben yine burada e, Karagümrük'ün 2 gol atacağını düşünüyorum. E, Karagümrük'ün kazanacağını da düşünüyorum. Aslında 1.74 verecektim ama sürpriz çıkabilir yine burada diye ben bir 1,5 üstünü aldım. İlk tercihim ev sahibi 1,5 üst arkadaşlar. Çok güzel de bir oran var. Zaten Karagümrük kazanması için iki tane gol atması gerekiyor. O yüzden 1.81'den ev 1.5 üstü aldım. Yine isterseniz maç sonu bir de değerlendirebilirsiniz. Buradan 2-1 veya 3-1'lik bir kara gümrük maçı galibiyeti çıkabilir. Ben 2 gol bekliyorum kara gümrükten. Aklınıza 1.81 yüksek orandan deneyebilirsiniz. Kupona da ekledim. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Geçelim diğer maçımıza. İngiltere'den Fulham kendi evinde Burnley'i ağırlıyor. Fulham'ın e, yükselen bir performansı var. En son Nevkası deplasmanında da güzel oynuyorlardı ama kırmızı kart gördükten sonra e, Nevkası deplasmanı zor bir deplasman. 3-0 mağlup döndüler ama ondan önce kendi evinde oynadığı iki maçı 5-0 5-0 kazandılar. Hatta West Ham maçında ben gol yiyeceklerini düşünüyordum. Kaçtım gol var önemliydi ama West Ham'dan bile gol yemediler arkadaşlar. Bu ne zaten ligin son sıralarında 36 tane gol yemişler. E, yine Fulham kendi evinde ağır favori. Burnley deplasmanda da çok kötü oynuyor. E, 1.49 oran. Maç sonu bir çok güzel ideal bir oran. Ben bunu biraz arttırmak için başka bir tercih gittim. Ama bunu da oynayabilirsiniz. Fulham kazanacağını düşünüyorum. Yalnız Burnley bu aralar bir toparlanması gerekiyor. Yani bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bir de Boxing Day yaklaştığı için buradan sürpriz sonuçlar çıkabilir arkadaşlar. Yani bu iki, iki hafta, 3 hafta, bu üç maçta İngiltere'de çok sürprizler çıkacaktır. Dikkat etmenizde fayda var. Fulham kazanır. Ona inanıyorum. Onu düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Ben bir buçuk üst aldım Fuluma. İlk tercihim benim ev sahibi bir buçuk üst. Hem oran da daha yüksek hem de zaten Burnley'in basmanları gördüğünüz gibi minimum 2-3 gol yiyor zaten. Yine iki tane Fulham'dan rahat gol yiyeceğini düşünüyorum. Zaten Fulham evinde 5 gol West Ham'a. Nottingham Force'da 5 gol. Wolves'e 3 gol. Sheffield'da 3 gol. Yani rahat gol atıyor. 2 tane atacağını düşünüyorum. İlk tercihim Fulham. Ev sahibi 1.5 üst. Daha sonra siz isterseniz maç sonu 1'e de gidebilirsiniz. 1.49 ona da katılırım arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Luton Tam evinde. Nefkesel United'e ağırlıyor. Luton Tam son haftalarda biraz sürprizler yapmaya başladı. En azından gol atmaya başladı. Brentford deplasmanına gol attı. 3-1 yenildi ama gol attı. Ondan sonra Ağustos't seneli bir sürpriz yapacaktı. 3-2 olduğu maçı son dakikalarda. 3-3'e getirdi Arsenal ve 90 artı 7'de yani bir kafa vuruşuyla 4-3 mağlup oldu. Yine Manchester City'ye öne geçti ilk yarı. Yine 2 dakikada 2-3 dakikada bir konsantrasyon eksikliğiyle iki tane gol yedi City'den ve yine mağlup oldu. Ama gol atmayı başarıyor arkadaşlar. Gol atacağını ben düşünüyorum. İlk tercihim şu olacak. Oran biraz düşük ama garanticiler bunu deneyebilir. Alt üst oranına baktığımızda Luton'un bir golü 1.36. Bunu deneyebiliriz. Yani böyle güzel bir kupon olacağını düşünüyorum. Çünkü Newcastle'ın da çok eksiği var arkadaşlar. Aşırı bir eksiği var. Yani buradan sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben bu Nevkasan'ın Bu Boxing Day'den e, bayağı bir zararlı çıkacağını düşünüyorum. Bu 3 maçta bir sıkıntılar yaşayacak diye düşünüyorum. Nevkasıl ilk sıkıntı yaşayacağı maçta bu olabilir. Ben Luton Town'dan dediğim gibi gol bekliyorum. Nevkasıl da buna cevap verebilir ama en güzel tercih Luton Town 0,5 üst olur. 1.36. Bunu bir deneyebilirsiniz. Ondan sonra Nevkasıl da gol atacağını düşünerek karşıtı gol var oynayabilirsiniz. Ben biraz daha garantiye gittiğim için Luton Town 0,5 üst aldım, bıraktım. Ama bu gollerin ikinci yarı geleceğini düşünüyorum ben. Oranı arttırmak için diğer tercihini geçtim. Ben gollerin ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. En çok gol olacak yarı 2 olabilirsem göstereceğim. Hı. En çok gol olacak yarı 2'yi seçtim arkadaşlar. Benim tercihim bu olacak. 1.82. İlk tercihim bu olacak ama garanticiler dediğim gibi Luton tam 0.5 üst oynasın. Ben gollerin dediğim gibi ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. Newcastle da genelde ikinci yarılarda gol atıp yiyor. Luton tam da yine aynı şekilde zaten gol atmakta zorlanıyor. Goller ikinci yarı geliyor. Arsenal maçında da hatta düş e, aklıma geldi şimdi söyleyeyim. Burada da en çok gol olacak ikinci yarıyı seçmiştik. Son dakikada Arsenal atınca o tercih de tuttu. Yine aynı şekil gollerin ikinci yarı geleceğini düşünüyorum. Aklınıza Zeta'sa en çok gol olacak yarı 2'yi seçebilirsiniz. Oran 1.82 bunu zaten riskli kuponlara üst kuponlara yazdım. Birazdan bahsedeceğim. Ama dileyenler dediğim gibi Luton Tanrım sadece bir golünde alabilir arkadaşlar. Son maçım İngiltere 1. Lig'den Reading kendilerini Wigan'ı alıyor. Reading maçını aldım buraya. Normalde birinci, ikinci ikilere oynamıyorum biliyorsunuz. Şampiyonşipten aşağısına pek oynamıyorum ama Reading ile Wigan zaten şampiyonşip takımıydı. Yani onlar hep şampiyonşipten aşağı düşmüyor. Hatta e, ikisi de premierlik görmüş takımlar ama birinci ligi kadar düşmüşler. Buraya baktığımda ikisi de yine Sıkıntı sıkıntılar yaşıyor. Wigan 32 gol atmış. Reading 30, 25 gol atmış. 35 gol yemiş. Reading biraz sıkıntılı. Buradan çıkmak isteyecektir. Zaten kendi aralarında genelde çok gollü maçlar oynar iki takımda. Reading'in son maçlarının hepsi kaç gol var bitmiş. Wigan deplasmalarda gol atabiliyor. Burada da yine Reading'e gol atacaktır. 16 gol atıp 16 gol yemiş arkadaşlar. Ben iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Dış sahada da Wigan gol atabiliyor. Zaten Reading'in bütün maçları karşıtı gol var gördüğünüz gibi. Yine puanı ihtiyacı olduğu için Reading'in açık futbol oynayıp gol atacağını düşünüyorum. İlk tercihim karşıtı gol var. İki takım da birbiriyle oynamayı sever. Şampiyonluk'tan çok maç oynadılar. Premier Lig'de çok karşılaştılar. O yüzden yine karşıtı gol var ve üstte gidebiliriz burada. Karşıtı gol var ve üst oranında 1.86. Bunu da yine sürpriz kupona ekledim. Aklınıza yatarsa KG varı bir tık daha yükseltip üst ve vara çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Burada da kazananın reading olacağını düşünüyorum. 2-1 ve skorda var. 2-1. 2-1 güzel bir skor. Hem bütün e, tahminler tutar. Reading'in de 1.75'ten var ve üstü de getireceğini düşünüyorum. 2-1'lik skorla. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kuponlarıma geçelim. 4 tane kupon yaptım. 2-2 maçlı bir kupon yaptım. Banko Banko kupon. Orada 3'erli 4'erli kupon yaptım. İlk kuponuma geçelim arkadaşlar. İlk kupon Juventus'u maç sonu 2 aldım. Bir de Leeds-Ipswich maçını ilk yarı 0.5 yani üst aldım Leeds United'tan. Bundan gol bekliyorum. Siz isterseniz bunu KG varı ekleyip değiştirip böyle de oynayabilirsiniz. O zaman oran biraz düşüyor ama aklınız yatarsa bu kupon güzel bir kupon oldu. Banko kupon olarak önerebilirim bunu arkadaşlar. Geçelim diğer kuponuma. Bu da 3 maçlı 3.79'luk bir kupon. Burada Sivas'ın 1.5 üstünü aldım buraya. 1.56 oranı var. fulham burnley maçını yine Fulham'ın 1.5 üstünü aldım. Ev 1.5 üst. Buraya bir de reading Wigan maçını karşıtı gol var olarak ekledim. 3.79 oranı var. Siz dilerseniz buna Reading'in üstünü de eklerseniz oran daha da artar ama ben bu tercihi diğer kuponuma aldım. Bunu değiştirmeden oynasanız daha iyi olur. 1.51 yeter. 3.79'dan atlayata yatarsa bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ideal kuponumda. Şimdi bir de riskli bir kupon yaptım. Ona da geçelim. Riskli kuponumda arkadaşlar. Kara 1.5 üst aldım. 1.81 oranı var. Fulham Burnay maçını e, maç sonu 1 ve 1.5 üst aldım burada. Fulham'ın kazanacağını düşünüyorum. Onun yanında 2 tane 3 tane gol atarak kazanacağını düşündüğüm için e, maç sonu 1 ve 1.5 üst aldım. Aslında Fulham'ın 1 ve 2.5 üstüne de güveniyorum. Onun oranı da 2.35. E, Burnay gol atar zaten 2.5 üstü de gelir. 1 ve 2.5 üstü de değerlendirebilirsiniz. Onu da e, video dışı ayrı olarak söyleyeyim. Onu da yine bir tık daha yükseltip sürpriz kuponu ekleyebilirsiniz o tercihin. 2.35 güzel oranı var. Buraya da Reading'in karşı gol var ve 2.5 üstünü aldım. Aklınız bu burada 6 oranlık bir kupon yapıyor arkadaşlar. Bunu da böyle değerlendirebilirsiniz. Bir de sürpriz kupon yaptım. Onu da söyleyip hemen videoyu sonlandıralım. Çok uzun olmasın. Sürpriz kuponu da 4 tane maç aldım. Burada Juventus'un kazanacağını düşünüyorum. Yanına 3.5 6 ekledim. E, 1.96 oranı var. Aa, videonun başında da söylemiştim. Juventus'un en fazla 2-1'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. Juventus'u daha henüz ikinci golü atan çıkmadı. En fazla bir tane yerse iki tane atar maçı kazanır diye düşünüyorum. Hatta benim skorum 2-0 kazanacak gibi ama yine ne olur ne olmaz fark etmez diye 35 alta gittim arkadaşlar. Karagümr'ün maç sonu 1 ve 1.5 üst aldım. Hem Karagümr'ün kazanacağını düşündüğüm için 2 golden fazla da atacağını düşündüğüm için 1 ve 1.5 üst aldım. Bunun oranında 2-17. Burada Luton Town'un e, ikinci yarı daha çok gol olacağını düşündüğümü söylemiştim. Onu buraya aldım. 1.82 orandan. E, bir de Reading yine üst ve var ekledim. Bunun oranında yine 1.86 %14-40'lık bir oranı var. Güzel bir kupon. Yani baktığım zaman gerçekten güzel bir kupon. Kara yenebilir, kazanabilir. Bazen bir rahat yenebilir burada. 2-1-3 1lik skorlara. 2-17. Luton Town'un ikinci yarı. E, hatta Luton Town'un ilk yarı bir gol çıksa bile. Luton'dan sürpriz bir gol gelse bile. Nevkas'ın ikinci yarı iki tane de atabilir. Yani bu tercih de güzel bir tercih. Reading'in yine 2-1-3 1lik gibi skor çıkarabileceğini düşünüyorum. Bu da yine güzel bir tercih. Güzel bir kupon oldu. Denenebilir. 20 lira, 30 lira bir at alabilir. Şansımız yanımızda olursa güzel bir gün geçiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kuponlarım bunlardı. Videoyu sonlandıralım hemen. Dediğim gibi kuponlarım tahminlerim bunlardı. Umarım e, hafta sonu güzel geçer. E, umarım çarşamba gününden kaldığımız gibi devam ederiz. E, tercihleri biraz e, arttırmaya çalıştım. Oranları biraz yükseltmeye çalıştım. Aklınıza yatan tercihleri kendi kuponunuzu yaparak deneyebilirsiniz arkadaşlar. Aksilik olmazsa pazarın günü videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.